E, eh, yorucu bir E3 konferans dönemini geride bıraktık. Malum, sizlere olabildiğince hızlı ve eleştirel içerik sunabilmek için elimi çabuk tutmak zorundaydım. Neredeyse her konferans için işte konferanstan kısa bir süre sonra önemli noktalar ve düşünceleri işte videolarda paylaştım sizinle. Hatta yukarıda oynatma listesi de bulunuyor. Orada kartlardan bakabilirsiniz. Ama bu seri işinde bir sıkıntısı vardı. Her şeye yeterli zaman ayıramadım doğal olarak. Şimdi kötü haber. Kimi muhabbetlerden biraz uzak kaldım. İyi haberse bugün konuşacağımız gibi olan muhabbetlerden uzak kalmak bence en iyisi. Hadi gelin açıklayayım. Şimdi Hideo Kojima'nın önce Konami ile çirkin şekilde ayrılması, ardından da Sony saflarına katılması hatırlıyorsanız büyük bir olaydı. Hani Konami ile kaba tabirle kanlı bıçakla ayrılan Kojima'san ve ekibinden birçok kişi yeni bir oyun projesi için yer arıyorlardı işte yaklaşık birkaç sene önce. Şimdi konuya yabancı olanlar için mini bir özet geçeyim hemen. Aslında Metal Gear serisi Kojima'nın, Hideo Kojima'nın bebeği olsa da elbette yasal olarak isim hakları yayıncısı olan Konami'ye ait. Hani buna bir başka örnek verecek olursam GTA serisi ve Take Two olabilir. Hani GTA'yı Rockstar hatta özellikle Rockstar North yapıyor ama aslında serinin birçok yasal hakkı Take Two'ya ait. Yani işletmeye dair birçok kararı onlar veriyorlar diyebiliriz. GTA Online'a e odaklanmaları, işte kişisel diyasiyi bırakmaları, sanal para satışları, iş modeli gibi konuları hani eleştirecekseniz onların hedefi Take Two aslında. Şimdi Konami ve Metal Gear serisi ile ilgili de böyle bir bağ var. Ki hani Kojima'nın olmamasına rağmen Metal Gear Survive'ın yapılıyor olması tam da bu nedenle. Şimdi Metal Gear markası, isim hakkı, karakterleri falan hepsini bir araya toplarsanız Konami'ye ait. Neyse 2015 yılına doğru Metal Gear Solid 5'in, MGS 5'in yapımı sürecinde Kojima ve Konami zıtlaşıyorlar. İşte baya çirkin bir hal alıyor. Şimdi duyduklarımız arasında çalışanların diğer insanlarla bağlarının kesilmesi, iş yerinde hani şu mobbing dediğimiz psikolojik tacizlere uğramaları ve son olarak da Kojima'nın bile kendi ekibinden soyutlanması gibi bazı şeyler var. Hani çirkinlik var ama tam seviyesini kestirmekte zorlanıyoruz. MGS5'i eleştirirken bu nedenle birçok insan haklı olarak hafif davrandı. Çünkü Kojima'nın parmağı değmesin diye Konami özellikle bir dönemde deli gibi uğraşmış. O nedenle 2015'in son çeyreğinde Metal Gear Solid 5 (MGS5) piyasaya çıktıktan kısa süre sonra Kojima da Konami ile bağlarını kesti. Ama tabii yani yasal olarak haklar Konami'de olduğundan dolayı Metal Gear markası ya da o markaya ait herhangi bir kalemi yanında götüremedi. Şimdi bu söylediğim kısım yani Metal Gear'ın Konami'de kalması oyun basınında çalıştığını iddia eden herkesin bilmesinin bence zorunlu olduğu bir konu. Yani benim gözümde bu böyle. Yani eleştirmen olan, sabah akşam oyun konuşan, işte ne iyi ne kötü anladığını iddia eden tüm dostlar yerli ya da yabancı bunu bilmekle sorumlular. Çünkü işini iyi yapmak, düzgün yapmak budur. Hani offside bilmeyen hakem ya da güncel teknik direktörleri bilmeyen futbol yorumcusu olmaz. Ya da takımındaki oyuncuları tanımayan ya da sahanın yerini bile bilmeyen teknik direktör de olmaz. Hani bunun başka kılıfı yok arkadaşlar. Olmaz. Bilmek zorundalar. Neyse şimdi tam bu kırılma noktasından Death Stranding'e geliyoruz. Şimdi Sony konferans videosunda Dead Stranding hakkında ne düşündüğümü az çok belirtmiştim. İşte gösterilen çok az içerik ve o az içeriğin de soyutluğu malumunuz belli. E bize de tahmin yürütmek atıp tutmak kalıyor sadece. Hani kimse tam olarak olayın ne olduğunu daha bilmiyor. İşte Amazon.com Simulator diyen var ki bizim yerel kargo şirketleriyle ilgili geyikler buradan türedi zaten. İşte hani benim ebelik, neslin devamı için çabalayan insanlar ve ölümsüzlüğün anlamı gibi konulara işte değineceğini düşünüyorum. Böyle düşünenler var falan. Hani fikir arayacaksanız eğer var oğlu var abi dolu. Ama hani bir başka muhabbet var ki bence komedinin hası orada dönüyor. Death Stranding ve Metal Gear evreni arasındaki ilişki. Şimdi bazıları MGS demeyi tercih ediyor ama hani adında solid geçmeyen, S geçmeyen oyunları da var Metal Gear evreninin. Onları neden dışlıyor insanlar ben onu anlamış değilim. Peki bana ey Sarp ne kadar Metal Gear bilirsin söyle bana diye soracak olursanız cevabım cevabım işte ne yazık ki çok değil olur. O kadar panik yaparım ki cevabım diye veririm. Şimdi Grand Zero'sa ayrı bir oyun olarak sayarsam yaklaşık 11 civarında ana Metal Gear oyunu var. Şimdi kendi isimlendirme numaraları falan var ama bu arkadaşlar biraz atlamalı bir zaman çizelgesi takip ediyorlar. Ekrana kronolojik bir yol izleyecek şekilde oyunları koydum. Atlarındaki yıllarsa piyasaya çıkış tarihleri. Peki hani ben ne kadarını biliyorum sorusuna gelirsek. MGS 1i e oynadım. Hatta PC'de emülatörde oynamıştım. PlayStation 1'in benim hiç olmadı. Ben hani 93 yılından beri oyun dünyasında hep PC'ci olarak girdim. MGS2'yi oynadım. 2004'te ilk kez PlayStation 2 sahibi oldum, ilk büyük konsolum. Müthiş keyif aldım. MGS3'ü aynı konsolda oynadım. Ama işte kameranın yavaş yavaş değişmesi biraz soğuttu beni diyebilirim. MGS4'ü oynamadım ama zaten 7 buçuk, neredeyse 8 saatlik film olarak YouTube'da var. Oradan böyle böyle tüm hikayesini izledim öğrenmek adına. Benzer şekilde Peace Walker ve Portable Ops'u da oynamadım. Çünkü PSP ya da Vita sahibi hiç olmadım. Metal Gear 1 ve 2. Yani serinin 80'ler ve sonrasında çıkan ilk oyunları gözler o devirde konsol görmediğimden pas geçtim. Metal Gear Rising işte üç arkadaş muhabbet için ara sıra oynayalım diye girdik ama sonra Asuras Red diye bir oyun vardı ona geçtik. O nedenle yani yarıda kaldı o da. Bu arada Grand Zeroes ve MGS5'i oynadım. Hani süper bir Metal Gear oynama geçmişim yok ama bunun yanında sıkı bir izleme geçmişim var. Şimdi Metal Gear 1 2 bir de Rising Revengeance hariç tüm oyunları filmi olarak izledim. Yani Peace Walker ve Portable Ops'u tümüyle izledim. Grand Zeroes ve MGS 5'te dinleyebildiğim tüm kasetleri dinledim. Ha, ardından bu bilgilerle işte Wiki'yi okuyup Wiki'deki bilgilerimi birleştirdim. O nedenle Metal Gear evreninde uzman falan değilim. Ama Konya dair bir miktar fikrim var. Ha bu arada eğer dil engeliniz yoksa ve siz de eksikleri film gibi kapamayı istiyorsanız YouTube'da Kefka Production diye bir kanal var. Öneririm. Açıklamalara linkini koydum. Yukarıda da yine kartlarda var. Oradan Metal Gear evreni oyunlarının film hallerine ulaşabilirsiniz. Şimdi Metal Gear serisinin oyun dünyasına kattığı soluk açısından değerini ne ben ne de başkası pek yatsıyamaz arkadaşlar. Şimdi oynanışı ya da kamerayı eleştirebilirim. Kimi oyunlarda ritmi eleştirebilirim. Hani ne bileyim Peace Walker'daki çizgi roman gibi ara videoları bile eleştirebilirim. Ama bu eleştirilerin hiçbiri Metal Gear serisinin gerçekten çok özel bir emeğin ürünü olarak Görüldüğünü benim için öyle olduğunu en azından gerçeğini değiştirmez. Sık sık da söylüyorum size hani eksikli şeyleri sevmek suç değildir diye. Hani onun bir başka versiyonunu söyleyelim. Sevdiğiniz şeyi de arası eleştirebilecek kadar olgun olabilmek lazım. Hani zorumuza gitse de bazen bunu yapmamız gerekiyor ki o yüzden eleştiri kötü bir şey değildir. Neyse şimdi serinin kalitesi yüzünden Metal Gear'la Dead Stranding arasında insanların ilişki kurmak istemesini anlıyorum. Bakın isteği anlıyorum. İlişkiyi değil. Çünkü bu ilişkinin olmadığı ve olmayacağının çok net birkaç sebebini sunacağım size. Şimdi ilk sebep birazcık ruhsuz olanı ama aynı zamanda da noktayı koyacak olanı, yani koyabilir ama devamını getireceğiz biz. Çünkü yasal olanı. Konami Metal Gear serisinin tüm yasal haklarına sahip. Buna işte karakterler, dünya, olaylar, organizasyonlar her şey dahil. Şimdi tabi Birleşmiş Milletler ya da nükleer başlık gibi kavramlara sahip değil Konami. Ama işte Outer Haven, Patriots, Fox, Fox Hunt, Exoev hepsine sahip. Kojima eğer bu evrenle gözle görülür bir bağ kurur, kurarsa yandı. O ve Sony başı fena ağrıyacaktır. Bugün hayranlar Reddit'te apaçık bir bağlantı bulursa, oyun basını da bunu alıp haberleştirirse e abi siz Konami avukatlarının hamle etmeyeceğini mi sanıyorsunuz? Elbette edecekler. Hatta hani böyle bir nokta yakalamak için çaba bile sarf ediyorlardır. Hani bilmiyorum ama tahminim o yönde. Ha sadece bu nedenle bile şunu söylemekte sıkıntı yok. Dead Stranding ve Metal Gear arasında bağ olmasını delicesini isteyen ve bunu gazlayan oyun eleştirmeni aslında bence Kojima'nın kötülüğünü istiyor. Hani isteyerek ya da istemeyerek. Çünkü başta söyledim. Konami ve Kojima arasında geçenler hani bilmemek bir oyun basını çalışanının ya da eleştirmenin bahanesi değil. Bir başka örnek grubu bademcik ameliyatı yazılarını takip etmeyen kulak burun boğaz doktoru olmaz. Kanser tedavisi gelişmelerini okumayan onkoloji uzmanı da olmaz. Böyle saçmalık olmaz arkadaşlar. Alenen söylüyorum. Gelelim diğer bir konuya. Metal Gear serisi ne hakkındadır? Şimdi abi bu çok zor bir soru. Cevabını bayağı bir düşündüm. Nasıl hakkını yemeden yaklaşabilirim ben bu konuya diye ki videonun gecikmesinin hani E3'ten neredeyse bir hafta sonra çıkmasının sebebi bu. Cevabını bulamadım. <laughs> o nedenle aranızdaki Metal Gear sevenlerden azıcık hoşgörü rica ediyorum. Çünkü bu videoya işte serinin saygınlığının tüm maddelerini ölsem yetiştiremem abi. Hani onu bir kenara bırakırsak. Metal Gear benim için Big Boss ve onun dünyayı etkisi şeklinde özetlenebilir. De şimdi bunu nasıl anlatacağım. Şimdi abi Big Boss ya da Jack serinin her noktasında ya aktif rolü olan ya da izi görülebilen bir kişi. Kronolojik olan başlangıçtan MGS 3'ten. MGS 3 Big Boss'un kendi hocası The Boss ile dünyayı tanımasıdır benim gözümde. İşte iyi ve kötüyü anlaması, üçlü ajan olmanın getirdikleri, askerin idareciler için ne kadar değersiz olduğu, kahramanlığın genelde asla payesinin verilmediği gibi bir dolu kalemi var. Yani Naked Snake'i alır zihnen ve bedenen Big Boss'a şekillendirir Snake Eater. Daha sonra hani yapacağı her şeyde zaten The Boss'un izi bu oyun sayesinde olur bence. Hani Peace Walker ve Portable Ops Big Boss'un kurduğu hayali ayağa kaldırma çabası ve hani ona atılan çelmeler. Grand Zeroes ve MGS5 yani çok güncel olduklarından spoiler vermek istemiyorum ama bu çizgi devam ediyor. Big Boss ve çevresindekilerin etkilerini dünya nezrindeki etkilerini ölçüp tartıyor. Sonra MG1 ve MG2 80'ler civarında olanlar. Zaten klon hikayesinin başlangıcı. O esnada Big Boss'un bir değil iki farklı derin organizasyonu yöneterek gittikçe hani bir kötü adama dönüştürüyor ama tam olarak da kötü değil. Bu gri'liği anlatıyor. Metal Gear Solid 1 geliyor ki Solid Snake'in genetik kodunun nereden geldiğini biliyoruz hepimiz artık. MGS 2 ve 4 Snake'in genetiği yine bize yol gösteriyor ama tüm bu zaman çizelgesinde yine aynı grup insanın kendi arasında böyle çaprazlama etkilerini görüyoruz. İşte Zero var, Gray Fox var, Emerick ailesi var, Strange Love, Ocelot, Naomi falan derken hep hani Big Boss'un dokunduğu kişiler ve olaylar devam ediyor. Hani Metal Gear'ı tek bir şeye indirgemem gerekirse o da benim için Big Boss'un mirasının hikayesi olurdu. Ama Metal Gear buzdağı gibi bir şey. Üstü ve altı var. Şimdi alta gelirsek MGS3 bir büyüme hikayesi. İdealler için sevdiğini nasıl geride bıraktığını gösteriyor mesela. Hem Naked Snake hem de The Boss için bu geçerli. Şimdi karakterlerin istedikleri ve ihtiyacı olduğu tartışması vardır böyle hikaye anlatımında. İki karakter de birbirleri için bu denklemin farklı bir yanını temsil ediyor MGS3'te. MGS4 zamanın gerisinde kalma ve doğru şeyi yapma üstüne kurulu. Ve bana öyle gelir. İşte Naomi'nin aslında Snake ailesine aile tırnak için nefreti. Emmerich'in asla doğruyu yapacak cesareti olup olmaması. işte Solidus Snake, Ocelot, Solik bunların hepsinin pozisyonları. Hani devam edeyim. Mesela Peace Walker güvenin imtihanı gibidir işte kapınızı açıp iş yaptığınız insanların bile her zaman düşman olabileceğini hatta düşmanın en masum suratı takınıp kapınıza gelebileceğini anlatır. NGS 1 ve 2 çiğ bir ajanın büyük bir sistem içinde nasıl sıradan bir piyon olabileceğidir bir anlamda. Hani bu piyonun ne yaparsa yapsın bir şeyleri değiştirmekten aciz olabileceğini gösterir ama biraz da umut vardır içinde. Tüm serinin ardındaki işte filozoflar grubu, global yönetimin ne kadar çirkin bir özgür irade baltalayıcısı olduğunu anlatır. E Big Boss'un buradan oluşturduğu birleşmiş toplum konusuyla iyiliği isterken kötülüğe nasıl yaklaşabileceğini işler. Sonra başlı başına zaten bütün seriye bel kemiği olan nükleer konusu. insanların kendi yaptıkları aletlerden korkup başka ülkelere irtica ettiği zamanları işler. Aşkı işler ama aşk hep görevle çakışır. İşte birçok silahtan daha çok acıtır diyeyim. Hani bıraksanız konuşurum abi ama hani beni dinleyeceğinizi, oynayabileceğinizi oynamalı, oynayamayacağınızı da izlemelisiniz. Metal Gear serisi gerçekten harcadığınız vakte değecek yapımlardandır. E bunu Dead Stranding konusuna nasıl bağlayacağız? Soru bu. Şimdi buzdağının üst kısmı Konami ile olan hukuki durum yüzünden zaten kullanılamıyor. Yani Big Boss'un göz bandı olduğu ima edilen bir şey oyunda bulunursa abi kıyamet kopar. Ya da işte Ocelot'un revolverları öncesinde sıkı fıkı bir anlaşma yapılmadan Dead Stranding'e konamaz. Ha şimdi anlaşma derken belki bu video yayınlandıktan 5 gün sonra Konami ve Sony masaya oturup bir anlaşma imzalayacaklar. Ama hani bu video çekilirken Konami ve Kojima'nın aynı cümlede geçtiği hiçbir olumlu açıklama yok. Etrafta 2-3 yıldır o yüzden hala zıt olduklarını düşünüyorum. Ama hukukun ötesinde Metal Gear serisi bence Big Boss ve onun iziyle başlayıp bitti bile. Yani bir sonu var bir noktası kondu Kojima'nın önderliğinde. Konami markadan para kazanmaya devam edecek elbette. Ama Kojima'nın ve gerçek hayranların nezrinde serinin dosyası kapandı. Çünkü anlatmak istediği, hatta anlatmak istediği karakterleri istediği gibi anlattı. Şimdi Metal Gear böyle kokoş bir hayran markası değil. O hani Big Boss'un süre gelen bir iziydi. Kojima'nın hayalinde ve görevini de tamamladı. Şimdi buzdağının altındaki temalar derseniz eğer, eh hani Konami onlara sahip değil ama Metal Gear serisi de değil. Yani Death Stranding nükleer savaş sonrasında geçiyor olabilir. Ama bu onu Metal Gear ile aynı evrende yapmaz. Hani ne biliyoruz belki Terminator ile aynı evrende, belki Horizon Zero Dawn ile aynı evrende aynı oyun motoru ile yapılıyor. Hani böyle bir saçmalık yok. Çünkü o yüzden her gördüğünüz nükleer dünyaya Metal Gear derseniz düdüklerler sizi arkadaşlar. Ayrıca her sakallıya da dede demeyin maazallah ilk vakıfta bademliği verirler belli olmaz bu ülkede. Ama Metal Gear serisine işte bel kemiği olan birçok duygu ve ideoloji gayet Death Stranding'e yolunu bulabilir. Ama zaten birçok oyun, film, kitap, çizgi roman bu kavramları kullanıyor. Bu kavramları ilk kullanan Kojima değildi, son da Kojima olmayacak. Hani başka bir ülkenin parçalanması için silah ve mühimmat finanse etmek mi? Ya da çok güçlü silahla caydırıcı koalisyonu kurmak mı? Tek bir güçlü ajanlı sistem çökertmek mi? Aşık olduğun kişiyi görev için öldürmek zorunda bırakılmak mı? Hani bunlar ve birçokları yeni değil zaten. Bir de son olarak Burada biraz kişisel olacak ama Hideo Kojima'nın tek atımlı kurşun olduğunu ima etmek bence biraz ayıp yani. Çünkü Kojima gibi bir insanın ben birden fazla etkileyici seri yaratacak kadar kapasiteli olduğuna inanmak istiyorum ve bu kişisel görüş. Metal Gear'ı ardında bırakıp yepyeni bir projede başarılı olması ne bileyim belli ki bizim insanımızı biraz rahatsız ediyor. Hani ya yeniliği o kadar kapalıyız ki yepyeni bir fikri görmek insanları ölümden daha çok korkutuyor ya işte hazır bir külliyat öğrenmişiz abi zaten yenisiyle uğraştırmayın bizi diye dünyanın en temel argümanlarından biri var kafada ya da bundan 3 yıl önce oyun sektörünü sarsan bayağı hukuki kapışmayı unutacak kadar da balık hafızalıyız bunu bilemiyorum. Şimdi Dead Stranding ve Metal Gear'ın aynı evrenin çocuğu olamayacağına dair bunlara rağmen benden daha fazla kanıt isterseniz abi ne veririm bilmiyorum. Çünkü hani benim düşünceme göre bu marka haklarını konuşup zaten videoyu sonlandırırdım. Hepimiz de birlikte işimize gücümüze dönerdik. Ama azıcık da Metal Gear övdük ki övülmeyi bence hak eden birkaç oyun serisinden biridir. O yüzden hani benim düşüncem bu. Gösterebileceklerim bu. Konuya dair görüşlerinizi aşağıya yazmayı lütfen unutmayın. Çünkü olur atladığım ya da size ters gelen yer varsa ben fikrinizi duymak istiyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve aynı zamanda paylaşmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.